Oh, oh, barıştınız mı maşallah? Hah, iyi. Güzel işte, böyle ya baba, kız gibi baba oğlum. Ha? Ben şimdi güzel bir çay koyayım şöyle, hadi çay içelim, sohbet edelim. Yok yok Uğur, biz gidelim. Yok olmaz, bırakmam. Yemek yeriz beraber değil mi karakuzum? Yok acınlı, biz gidelim babamla, değil mi? Siz bilirsiniz, iyi madem. Ufaklık, nasıl hallettik mevzuyu gördün mü? Gerçi sen arada baltaladın ama yine de aymadılar, olsun. Sen, ayakkabını giy. Anacığım, hakkını ödenmez, çok sağ ol. O nasıl laf? Ne yaptık ki? Hem benim de torunum sayılır bu karakuz. Kardeşim sen de çok sağ ol. Ne demek oğlum ya? Saçma saçma konuşma. Bizim evimiz sizin eviniz ya. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok yok, her şey yolunda. Tamam, ne güzel. Hazırım ben. Her zaman gelin, tamam mı? Ne zaman istiyorsan gel. Tamam mı kuzum? Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Cimcime. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oh. Görüşürüz acınla. Güle güle, görüşürüz. Baba. Neden bana bakıyorsun? Hala çok mu kızgınsın bana? Gel bakayım. Oturalım şöyle. Kızım. Efendim. Niye söylemedin bana? Niye? Hazırım ben. Her zaman gelin, tamam mı? Ne zaman istiyorsan gel. Tamam mı kuzum? Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Cimcime. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oh. Görüşürüz acınla. Güle güle, görüşürüz. Baba. Neden bana bakıyorsun? Hala çok mu kızgınsın bana? Gel bakayım. Oturalım şöyle. Kızım. Efendim. Niye söylemedin bana? Niye? Asıp nereye gittin? Yurda gittim. Yurda mı gittin? Evet. Niye? Çünkü nasıl bir yer diye merak ettim. Nasıl bir yermiş peki? Güzel. Ne düşünüyorsun peki? Hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece nasıl bir yer olduğunu merak ettim. Hayır. Yine de ne var ki? Niye gitmiyorsun o zaman? İstemiyorum işte. Beni hastanenin kapısından sokamazsın.
gerçekten benim hiçbir şeyim yok. Canan ablaya söyledi doktor. Söyledi değil mi Canan abla? Söyledi bak, gerçekten benim hiçbir şeyim yok. Ne olur götürmeyin beni hastaneye. Bana bak. Bundan sonra öyle babaya sormadan hiçbir yere gitmek yok. Bak bu sana son uyarım ha. Öyle okulu falan asmak da yok. Tamam. Ceza vereceğim sana. Ne cezası vereceksin? Bilmiyorum. Çocuklara televizyon izlemekten başka ne cezası veriliyor? Bilmiyorum ki. Teyzen biliyordu. Teyzen sana ne ceza veriyordu? Teyzen bana hiç ceza vermedi ki. Tamam o zaman şey yapacağım. Mertcan'ın annesini arayacağım ben. Baba saçmalama. Ne? Saçmalama. O zaman İlayda'nın annesini arayayım. En güzeli o. En iyisi o çünkü cadı o. Tam bir cadı. Evet öyle. Kim bilir ne şeyler veriyordur İlayda. Taş mı taşıtıyordur, cam mı sildiriyordur. Abartma. Kesin aslanlara yeme diyordur. Tamam ben onu veririm. Abartma baba ne olur. Sen çok komiksin biliyorsun değil mi? Bence hiçbir baba senin kadar komik değil. Ben çok şanslı. Sen böyle süslü süslü laflarla beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? O ceza alınacak. Tamam mı? Hadi yürü gidiyoruz. Yürü. Candan gidiyorum ama içim hiç rahat değil yani. Murat, ben gerçekten biraz yalnız kalmam lazım benim. Sonra konuşuruz tamam mı? Peki. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Yani keşke anlatmasaydım. Pişman oldum. Baksana halime. Murat, Öykü'yle Demir benim öğrendiğimi bilmesinler tamam mı? Neden? Çünkü yüzleşemem. Yüzleşemem şimdi. Biraz bilmiyorum. Nasıl olacak ki o Candan? Yani her gün berabersiniz. En azından yani bir süre şey yapana kadar, kendime gelene kadar biraz uzak durmaya çalışacağım. Peki. Sağ ol. Görüşürüz tamam mı? Olmaz, o da olmaz. Tamam. Bir saat boyunca kıpırdamadan oturayım. Ha, eminim yaparsın. 5 dakikada ayağa kalkarsın. Kıpırık senin. Tek ayak üstünde durayım. Okul mu burası? O zaman 50 kere defterime bir daha okuldan kaçmayacağım. Bir daha okuldan kaçmayacağım. Yazayım yani. 2 dakikada bitirirsin. Öyle ceza mı olur? Sana da ceza beğendiremiyoruz. Sen düşünme bunları. Ben sana çok güzel bir ceza bulacağım. Sen ödevini yap. Tamam mı? Tamam. Neyi tamam? Okula uğradın mı var? Ne var ödevin bugün biliyor musun? Ya. Bir de hala kandırıyor beni. Şuna bak. Sen giderken ben dönüyordum kızım. Tamam bana çekmişsin. Akıllısın ama beni kandıramazsın. Bana kül yutturamazsın. Duydun mu? Öyle mi? Dur. Ne oldu? Ne? Böcek var, böcek var. Dur. Nerede böcek var? Dur şurada, dur. Ne? Kulağa kaçan mı? Anten, ne? Evet vur, abi, anten. Vur, evet. Anteni var. Vur, tamam. Vur. Vur. Dur. Geçmedi, şuraya gitti. Geçmedi, şurada dur. Saçına geldi, dur. Ya ne yapıyorsun? Gitti mi?
Ellerini sen kirletmiyordun. Ben sana külü yuttururum. Hayır! Şey. Baba! Gel buraya, işe baba. Sen işe. Söz ver babaya, söz ver babaya. Söz ver, kandırmayacaksın. Söz, bağır, bağır, duymadım. Bağır. Sus. Sus. Cezan ilk katına çıktı, duydun mu? Tamam. Bana bak, ben tuvalete gidiyorum. Bu televizyon açılmayacak ha. Duydun mu? Tamam. O zaman bana cezayı bulunca haber verirsin. Nimampik. Bu vücutta lipid metabolizmanın sebep olduğu 150 binde bir görülen kalıtsal salgı hastalığı. Yani zamanla hastalar hafıza kaybı, konuşmada zorluk. Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Kenetlenmiş parmaklar gibi sımsıkı kapanmış olsam. Yaprak güçlü yaprak. Güçlü olursun. Sen onu babasın, güçlü ol. Daha almak yok. Yaprak yapmayacaksın. Güçlü ol. Nasıl açtırırsa ilk gülünü gizem dolu. Hünerli bir dokunuş. Daha almak yok. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin. Baş edilmez o gergin kırılganlığınla senin. Her solukta sonsuzluk ve ölüm. Yaprak yaprak açtırırsın. İlk yaz nasıl açtırırsa. Yaprak yaprak açtırırsın. İlk yaz nasıl açtırırsa. İlk gülünü gizem dolu. Hünerli bir dokunuşla. Hiç kimsenin abla! Yağmurun bile abla! Böyle küçük elleri yoktur. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktur. Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin. Ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Tarağımı arıyorum. İşte bu kadar dağınıksın ki. Her şeyin her yerde. Hem zaten şu saçlarını da keselim dedim ben sana. Ben saçlarımı kestirmeyeceğim. Her yere baktım, yok ya. Ya kesin Candan abla da unuttum. Geçen orada banyo yaptım da. İyi bak. Candan abla. Candan abla. Ne oldu? Candan abla yok. Nasıl yok ya? Yok işte Candan abla. E saat kaç oldu? Yani kliniği kapamış olması gerekiyor. Hadi.
Hadi tamam, sen dişlerini fırçala, sonra da yatalım. Tamam. Candan Hanım, iyi misiniz? Bir şey mi oldu? Emin misiniz? Yani pek iyi görünmüyorsunuz. Gece yürüyüşe çıkaracaktım, böyle oturup kalmışım burada. Ben de sizinle geleyim mi? Yok ya, ben sizi de tutmayayım. Candan Hanım, lütfen. Yani sizi bu halde yalnız bırakmak istemiyorum. Peki, tamam. Hadi bakalım. Hadi gece gel. Geç kızım. Hadi bitmedi şu dinozor dişlerin ha. Öykü, yatacağız. Ay geldim. Öykü. Öykü. Öykü iyi misin? İyiyim. İyi misin, ne oldu? İyiyim, iyiyim. Oh. Ne oldu? Dizim acıyor, oh. Nasıl düştün? Bilmiyorum, takılıp düştüm. Neye takıldın? Burada takıldım, of. Ben sana kaç kere dedim bunları ayak altında tutma, şuraya koy diye. Tamam, of. Acıyor mu? Kanadı mı, kanadı mı? Yok yok, kan yok, tamam tamam, bir şey yok. Gel hadi, hadi. Gel. Gel. Ha. Tamam, tamam, bir şey yok. Gel. Dur. Acıyor mu? Biraz. Geçti. Sen niye yapmıyorsun? Böyle tepemde dikilecek misin? Dikileceğim. Uykum kaçtı, uyumayacağım. Tamam. İyi geceler o zaman sana. İyi geceler. Biraz daha iyi misiniz? Hı hı. Yürümek iyi geldi. Anlatmak ister misiniz? Bilmiyorum tabii ama bir şey mi oldu? Maalesef kötü bir haber aldım. Çok sevdiğim biri hastaymış. Çok geçmiş olsun. Umarım ciddi değildir. Maalesef ciddi. Çok pardon. Pardon. Gelin şöyle oturun biraz. Kusura bakmayın, size kendi dertlerimle sıktım gece gece. Estağfurullah. Demek ki sizin için önemli birisi. Öyle. İnsan sevdiklerini gözünden bile sakınırken başlarına bir şey gelmesine tahammül edemiyor. Sizi çok iyi anlıyorum.
gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Bazen bazı şeyleri kontrol edemiyor insan. Galiba önce buna alışmak gerekiyor. Çünkü ne yaparsanız yapın, gerçekleri değiştiremiyorsunuz. Ben bu duyguyu çok iyi bilirim. İnsan önce feryat ediyor. Ama sonra yavaş yavaş acıya alışıyor. Teşekkür ederim. Konuşmak iyi geldi. Ne demek? Her istediğiniz zaman. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne kıpırdaşıyorsun? Kurt mu var? Uykum yok. Nasıl yok ya? Gecenin bu saatinde? Evet yok. Uykum da yok. Kurtum da yok. Sabah okula gidecek olan benim sanki. Hadi uyu. Ama belki bana birazcık kitap okursam uykum gelebilir. Yapma kızım. Ben o sarı oğlanı sevmiyorum. Hadi ne olur 5 sayfacık. Yok vallahi olmaz. Ne olur. Baba ne olur beni kırma ne olur. 5 sayfacık. 5. Tamam. Okuma. O zaman ben de uyumam. Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Bana ne ya dediğim gibi. Yarın okula sen gideceksin. Ya hadi ne olur 5 sayfacık. Hadi ne olur. Kızını kırma hadi ne olur. Hadi tamam ver. Dur bakayım. Ver. Nerede kaldık? Dur. Dur. Ver. Bak. Dur bir dakika. Hah burası. Gülünü bunca önemli kılan uğrunda harcadığın zaman. Baba. Hı. Sözgün okur musun? Tamam uyu hadi. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Uğrunda harcadığım zamandır. İnsanlar bu gerçeği unuttular. Sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeyden her zaman sen sorumlusun. Gülünden sen sorumlusun. Prens unutmamak için tekrarladı. Gülümden ben sorumluyum. Şunu kapa. Tamam babacığım üşümüyorum. Üşümüyorsun ha? Aa. Dur bir simit versene. Meyve suyu da olsun. Tabii ki efendim. Ne kadar? 3,5. Zaten ben peynir sevmiyorum. Simit de güzel olmuyor. Meyve suyuyla daha güzel oluyor. Yabancılarla konuşma. Dersini iyi dinle. Okuldan da tek başına çıkma tamam mı? Değil mi? Ha, dur. Sakın koşturup da terleme ha. Terlersen de su içme. Ona soğuk su içme derler. Ya tamam işte sen sıcak soğuk hiç su içme garanti al. Peki tamam içmem. Bay bay. Ha? Görüşürüz. Tamam. Koşturarak çıkma şu merdivenleri. Tamam baba.
Teker teker. Tut tak tutun oradan. Tamam tuttum. Ha? Tuttum. Selam. Selam. İrfan yok mu? Hayır yok. Asu. Erliş ne haber? İrfan nerede? İrfan hasta. Yok. Hadi ya. Sen ne geldin? Ben iş istemeye geldim. Aman aman. Sahne mahne yok. Bugün grup çıkacak, seninle uğraşamam. Yapma be Erliş. Çok para ihtiyacım var. Ben sana bir ısmarlayayım derdim varsa. Yok derdim o değil. Bilet almam lazım. Para biriktireceğim. Gidiyor musun yine? Hı. Berlin'e mi? Ha. Bir daha dönmemek üzere gidiyorum inşallah. Burası sıktı beni. Da biliyorsun bilet paraları malum çok pahalı. O yüzden hadi yap bana bir kıyak Erdinç. İyi. İrfan yokken iki gün bara geç. Harbi mi? Temizlikle başla önce. Tezgah sil. Olur. Ha, müşteri yokken çaktırmadan işini görürsem kapının önüne koyarım, haberin olsun. Tamam Erdinç, okey, eyvallah. Demir Bey, bir saniye. Ben şimdi Öykü'nün ilaçlarını yazacağım. Öncelikle bunları kullanması gerek. Sonra daha detaylı testler yapılacak. Lütfen bunları hemen alın. İlaçlara hemen başlaması şart. Ben bu ilaçları soracaktım da. Bunlar var evet. Hepsini mi alacaksınız? Evet. Ama bir şey yapabilir miyiz? Yani hesaplayabilir miyiz tutarını? Bin sekiz yüz. Hazırlıyorum hepsini. Kaç? 1800. Yok yok yok, şey yapmayın. Ben sonra uğrayacağım. Peki, siz bilirsiniz. İyi günler. Neredesin? Kardeşim, hoş geldin. Eyvallah, nasılsın? İyi, sen? İyi. Ufaklık nasıl? İyi. İyi. Uğur, şu Korkmaz'ı arasana. Korkmaz'ı mı arayayım? Evet. Ara sor bakayım, bir iş çıkmış mı? Demir. Ne? İyi misin sen? Ya iyiyim oğlum işte, arasana. Oğlum sen... Ya ben her Korkmaz'ı arayayım dediğimde arama diyen Demir. Ne oldu oğlum? Bir şey var sende. Söyle ne oldu? Hayırdır? Ya bir şey yok işte oğlum ya. Bu kez de yapalım diyorum işte. Ara. Anlat bakayım sen. Sen benim kardeşimsin. Anlat. Ne oldu oğlum? Anlat. Ya Uğur. İyiyim diyorum. Ara. Oğlum anlat, tanıyorum seni diyorum ya. Anlat bana ya, ne oldu? Ya sıktın ama ya. Bir laf dinle, ara işte. Nereye oğlum? Sana ne?
Alo Korkmaz abi, nasılsın? Eyvallah Uğur, söyle. Abi bize göre bir iş var mı ya şöyle acilinden sana zahmet? Çıkınca haber vereceğim dedim ya oğlum. Ya şey biliyorum abi yani seni sık boğaz etmek istemiyorum da... ...hani şöyle listenin başına yazsan bizi biraz sıkışırız abi, para lazım ya. Anladım anladım, ben haber vereceğim, bekleyin siz. Tamam abi, çok sağ ol, çok sağ ol. Uğur aradı. İş iş diye ağlaşıyorlar. Ben arayacağım dedim, kapattım. Güzel. Ayarladım ben onların işlerini. Birkaç gün bekliyordum kullanmasınlar diye. Ama madem ayaklarıyla geldiler, o zaman verelim işlerini. İyi, haber bekliyorlar benden. Akşama gelirim ben sana. Hadi eyvallah. Öykücüğüm. Öğretmenim. Ben sana geçen ders söylemiştim boyalarını yenilemeni. Öğretmenim. Babama söyledim. Bugün alır getiririm ben. Tamam. O zaman bugün arkadaşını ortak kullan. Birlikte kullan. Hadi bakalım. Candan Hanım. Merhaba. Merhaba. Merhaba Demir Bey. Rahatsız etmedim umarım. Yok yok, etmediniz. Ya Demir Bey ben biraz dalmışım, kusura bakmayın. Otursanıza. Ya ben... Pansiyonda bulamayınca sizi merak ettik. Ben de bir geldim hani nasılsınız diye sormak istedim. Dün ben geç geldim. Biraz. Ya aslında Öykü tarağını kaybetmiş de dedi ki işte Candan ablanın odasındadır. Gitti kapınızı çaldı tabii orada kapıyı açmayınca. Oradan söyledi yani hani... Candan Hanım, merhaba. Cemal Bey, merhaba. Misafiriniz varmış, ben sonra uğrayayım isterseniz. Yok, Demir Bey yabancı değil zaten. Öyle mi? Candan Hanım, dün geceden sonra aklım sizde kaldı da... ...bir uğrayıp sizi görmek istedim. Ben tanıştırayım sizi, Demir, Cemal. Memnun oldum. Ben de. Buyurun. Sağ olun. Daha iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Bir şey mi oldu Candan Hanım? Candan Hanım dün akşam pek iyi değildi de. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Yani iyi, geçti, geçti. Sevindim. Yalnız Candan Hanım dün gece konuştuklarımızı lütfen unutmayın.
kahve içer misiniz? Zahmet olmayacaksa olur. Demir Bey siz? Olur. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ha? Komşuculuk. Ne diyorsun lan? Ha, senin haberin yok tabii. Bak ben hemen şurada oturuyorum. Yani biz Candan Hanım'la komşuyuz. Cemal, sana Candan'dan uzak dur demedim mi ben? Şş, ne oldu? Kıskandın mı sen? Ne diyorsun lan? Neyin peşindesin oğlum sen? Sen neyin peşindeysen ben de onun peşindeyim. Senin ne mal olduğunu biliyor mu? Anlatayım mı? İster misin? Anlat. Sen anlat, sonra da ben anlatayım. Diyeyim ki ya Candan Hanım, Demir Bey sizin dolandırmak için sizin yanınıza geldi dedim. Olur mu? Yani bana bir şey olmaz ama bence sen iyi düşün Demir. Cemal, senin derdin benle. Rahat bırak kızı. Bırakmayacağım. Gebertirim lan seni. Sen beni geberteceksin. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Candan da Candan ha Karataş. Ne diyorsun lan belli. Buyurun. Zahmet oldu, elinize sağlık. Ve Cemal Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ben yatırım danışmanıyım. Yatırım danışmanı? Durun size bir kartımı vereyim. Buyurun. Demir Bey, siz hangi işle meşgulsünüz? Sanat eksperiyim ben. Sanat eksperi. Çok güzel meslek seçmişsiniz. Ben de çok ilgiliyimdir sanatla. Öyle mi? Ne güzelmiş. Candan Hanım, benim bir toplantım vardı. Tamamen aklımdan çıkmış. Kusura bakmayın, ben izninizi isteyeceğim. Kahveniz? Başka zaman içeriz. Tamam. Ne zaman istersiniz? Demir Bey, memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben gideyim. Yani nasılsınız diye sormak için gelmiştim sadece. İyiyim. Yani gördüğünüz gibi. Candan Hanım, yani akşam pansiyona yanımıza uğrarsanız Öykü sizi sorup duruyor da çok özlemiş. Demir Bey, işler biraz yoğun bu aralar, öyle mi? Anladım. Ben gideyim o zaman. Nasıl isterseniz. Alo, Aylin. Öykücüğüm, sen neden çıkmadın dışarı? Hava çok güzel. Canım istemiyor öğretmenim. Nedenmiş o? Öykücüğüm, senin canını sıkan bir şey mi var? Bak, bana anlatabilirsin, biliyorsun değil mi?
Anladım. Anlatması çok zor bir şey o zaman bu. Bak ben böyle zamanlarda ne yapıyorum biliyor musun? Yani eğer kimseyle konuşmak istemiyorsam günlük yazıyorum. Günlük? Evet, günlük yazıyorum. Duygularımı, düşüncelerimi, hepsini yazıyorum. Çok rahatlatıyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki biriyle konuşmuşum gibi oluyor. Bence sen de deneyebilirsin. Sen de kendini iyi hissedebilirsin. Tamam. Denerim herhalde. Hadi bakalım. Şş, koşmadan. Pardon ya. Öğretmenim çok özür dilerim. Vallahi ben bilirim. Ben toplarım. Ne olur bırakın ben toplarım. Ya ben önünüze toplarım. Baksanıza ya. Ben gerçekten sizin olduğunuzu görmedim. Çok özür dilerim ya. Tamam ben hallederim. Yok ben toplarım öğretmenim. Vallahi ben toplarım bırakın. Allah salak. Çarpacak başka birini bulamadın mı ya? Efendim? Yok ben öyle yani sizi fark etmedim ki ben. Yani ben sizin olduğunuzu bilsem çarpar mıyım ya? Ben manyak mıyım ya? Neyse tamam. Öğretmenim çok özür dilerim ya, çok özür dilerim. Şunları koyayım. Buyurun şunu da takdim edeyim. İyisiniz inşallah değil mi? Bir şey yok değil mi öğretmenim? Yok. Yani öğretmenim bakın vallahi billahi dediğim gibi. Yani ben böyle boşa aldım gidiyordum. Yani sağdan öyle çarptım size. Vallahi görmedim çok özür dilerim ya. Tamam neyse. Ya öğretmenim vallahi de billahi de ben bu gece vicdan azabından uyuyamam. Bırakın şu poşetlerinizi taşıyayım ne olursun. Hayır lütfen bırakır mısınız? Ben hallederim. Zaten şurada oturuyorum. Bırakır mısınız lütfen? Nerede oturuyorsunuz? Nerede? Ya evim yakın ben hallederim. Teşekkür ederim. Bir dakika nasıl yakın ya? Siz burada mı oturuyorsunuz? Evet bir sorun mu var? Yok canım yani bir sorun yok. Ne sorun olacak? Yani çok güzeldir. Buraları ben çok severim. Meydanı falan böyle insanları çok sıcaktır. Çok güzeldir burası yani. Onun için öğretmenim ya vallahi ben... İyi akşamlar Uğur Bey. İyi akşamlar. Aa öğretmenim. Şunu da vereyim. Bu bir tane kalmış. Heh. Ya ben bittim ya. Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun ya Rabbim? Bu kadın haber... ya ben ne yaptım ya? Ben saçmaladım ya. Sevgili günlük. Canım çok sıkkın biliyor musun? Hep doktor amcanın dediklerini düşünüyorum. İlaçlar çok pahalıymış. Babamın o kadar parası yok ki. Hasta olduğumu öğrenirse bana bakamaz. Sulu boya bile alamıyoruz ki biz. Babam için en iyisi benim yurda gitmem. Ama babamın yanında yurttaki görevlilerle konuştuğumda da babam çok üzüldü. Onu üzmek de istemiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Ödev mi yapıyorsun? Bitti. Aferin. Baba. Hı. Birazcık televizyon izlesem. Hı? Bitmedi mi daha televizyon cezası? Çizgi film olmaz ama. Kafam çok ağrıyor çünkü o zaman.
Bir de yarım saat sadece. Tamam. E sen planı çoktan yapmışsın ki. Tamam, o zaman beraber izleyeceğiz. Ha, ben Candan ablayı da çağırayım baba, beraber izleyelim. Yok yok yok, rahatsız etme. Öykü'yü rahatsız etme. Boş ver. Ya baba, ben zaten çok özledim, ne olur. Hadi ben bakayım. Candan abla. Candancığım, ne haber ya? İyi değilim. Sen? İyi ben de. Kızım bayağı oldu görüşmeyeli. Hiç aramıyorsun da. Ya işte işler biraz yoğun. Bir de bu yakınlarda babamı kaybettim. Biliyorum canım, duydum. Aslında o zaman da aradım seni ama ulaşamadım. Zor bir süreçti. Pek kimseyle görüşmek istemedim. Anladım. Haklısın tabii. Yaşadıkların hiç kolay şeyler değil. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben bir filtre kahve alayım. Yok Candan abla. Zıpla. Biz de baba kız izleriz. Baba. Hı? Biz bir Candan ablayı arasak mı? Ya işi vardır işte, işi gücü vardır. Boş ver. Ya baba ne olur. Öykü. Peki tamam. Al bakalım sen seç. O kim be? Bu olsun mu? Olsun. Komedi işte. Yapıyorsun, anlat bakalım. Biliyorsun Bulgaristan'dayım birkaç yıldır. Önceleri gidip geliyordum ama şimdi tamamen yerleşmeye karar verdim. Ciddi misin? Hı hı. Ya Candan, ben aslında sana bir iş teklif etmek için geldim. Nasıl? Ya Bulgaristan'da Avrupa Birliği fonları, hibeler falan derken ben bir şekilde bir at çiftliği açmayı başardım. Aa, ciddi misin sen? Çok güzel bir haber bu yani. Ben çok sevindim senin adına. Çok sağ ol Candan. İşte benim orada senin gibi birine çok ihtiyacım var. Benimle gelir misin? Birlikte çalışalım. Bulgaristan'a mı? Evet. Hem senin gibi işini iyi bilen, atların dilinden anlayan birini bulmam çok zor. Görsen göl kenarında çok güzel bir yer. Bayılacaksın. Aslında Aylin, ben biraz düşünebilir miyim? Ha, ümit var yani. Biraz düşünmek istiyorum sadece. Tamam o zaman, sana bir hafta süre. Ben gitmeden önce söylersin cevabını. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Cemal. Hoş gelmişsin. Otursana. Çay içelim mi? İçer misin? Yok sağ ol, içmeyeceğim. Demir'le Uğur'un tezgahı hazır. Nedir? Bunun içinde el yazımı tarihi bir kitap var. Epey kıymetli bir şey. Burada da detaylar. Paketin içinde bir miktar para, bir de teslimat adresi var. Demir'le Uğur'u ara, size bir kuryelik işi ayarladım de. Gelince dosyayı ver, adam gibi çalışsınlar. Sonra da paralarını ver. Sana borçlansınlar. Yani öyle hissetsinler. Anladın mı? Anladım. Sonra? Sonrası kolay. Arayıp ihbar edeceksin. Onlar da teslimatı yapmadan yaka paça yakalanacaklar. Eyvallah. Temiz iş. Öyle. Eğer bu işi kılçıksız halledersen seni de göreceğim. Tamamdır Cemal. Ben de. Hadi o zaman ben kaçtım.
Buyur Arif abi. Bulmuşlar mı? Eyvallah abi, sağ olasın. Neredeymiş? İyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Ben Sezer İlhan'la görüşecektim de bu katta olduğunu söylediler. Siz nasıl oluyorsunuz? Ben aile dostuyum kendisinin. Uzun zamandır yurt dışındaydım, yeni geldim de bir Sezer amcayı göreyim istedim. Bize hiçbir yakınım olmadığını söylemişti. Görebilir miyim kendisini? Bu saatte ziyaretçi kabul etmiyoruz maalesef. Hadi ya. Dediğim gibi ben de uzun zamandır görmüyorum. Ya bir istisna yapsak. Peki, bu seferlik olsa ama kısa sürsün lütfen. Buyurun. Ben kendisine haber vereyim. Tabii. Sezer Bey, sana Asu'dan haber getirdim. Birkaç gün çalış dedim de kediye ciğer mi emanet ettim acaba? Erdinç'im, ben bir şey yapmıyorum. Müşteriden kalanları içiyorum. İyi hadi. Baksana. Buyur. Ne tavsiye edersin? Ne istersen onu iç. Ben de onu diyorum işte. Ne tavsiye ederdin? Ben ne bileyim. Ya baksana. Bu gece birlikte eğlenelim mi? Daha güzel bir yerlere gideriz. Beni burası biraz baydı da. Hadi abi. Eğleniriz. Koparız diyorum ha. Ben de diyorum ki çalışıyorum diyorum. Hadi diyorum. Bas git diyorum. Ya bak, bir gecede kazanacağım parayı ben sana vereceğim. Sorun değil diyorum. Ya sen ne çalışma meraklısı çıktın ya. Paranı da vereceğim diyorum. Eğlence diyorum, eğlence. Ya hadi naz yapma güzelim. Bak, burada kazanacağım paranın 3 katını ben sana vereceğim. Para sorun değil. Git lan, olanı. Küfretme lan.
Doktor amcanın dediklerini düşünüyorum. İlaçlar çok pahalıymış. Babamın o kadar parası yok. Hasta olduğumu öğrenirse bana bakamaz. Sulu boya bile alamıyoruz ki biz. Babam için en iyisi yurda gitmem. Ama babamın yanında yurttaki görevlerle konuştuğumda babam çok üzüldü. Onu üzmek de istemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hüsnü amca! Efendim! Pardon. Evet? Ne? Yok. Gerçekten mi? Ne diyorsun ya? Nasıl yani? Zengin mi olduk? Zengin mi? Evet. Çözüldü yani. Harika. Tamam işlemleri evet. Başlatırız. Kiminle konuşuyorsun? Dur. Ben ilgileneceğim. Yok ne rahatsızlığı ya. Çok teşekkür ederim Hüsnü amca. Anlamıyorum ki. Kiminle konuşuyorsun? Tamamdır. Tamam. İyi günler. Öykü. Ne? Arayan Hüsnü amca. Hı. Şeyden bizim köyde yani benim babamın hı. Yani senin dedenin hı. Köyünde bir tarlası vardı. Hı. Bu arayan da işte Hüsnü amca o köydeki muhtar. Hı. O tarlanı işte satılamıyor dedemiyor dava süreci falan filan. Yani. Zengin olduk. Biz mi? Biz. Evet.
Dile benden ne dilersen. Ya. Bak. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun babadan? Baba her şeyi alacak sana. Bilmem. Bir şey istemiyorum. İstersin, istersin. İstediğin her şeyi isteyebilirsin. Gerçekten mi? Evet. Şimdi bak sen okul için hazırlan, ben de tuvalete gireyim. Sonra düşün, istediğin şeyi alacağım sana, tamam mı? Hadi düşün. Tamam. Efendim Uğur. Alo. Kardeşim, müjdemi isterim. Korkmaz aradı şimdi. İş çıkmış oğlum bize. Tamam. Hadi gel, hadi. Hadi. Bana bak mücürük, okula gelmek üzereyiz. Hala ne istediğini söylemedin ha. Aslında buldum. Ne? Ev. Ev mi? Şey, ben pansiyonu çok sevmiyorum da baba. Hallederiz ya. İstediğin ev olsun. Nasıl yani? Gerçekten mi? Dedim ya sana kızım, paramız var diye. O kadar çok var yani paramız. Evet, en azından ev tutacak kadar var. Tutsun. Hadi bakalım şimdi sen. Okul ne oldu? Şıkırık tuttu. okuluna git. Ben de gideyim bankaya bakayım bir, paramız yatmış mı? Tamam. Heh, gel. Su iç, su. Tamam. Şu fışkırın geçsin ama soğuk su içme. Tamam. Baba. Heh. Bir şey daha isteyebilir miyim? Sobaya da alır mıyız? En kralında. Görüşürüz babaanne. Görüşürüz. Dikkatli dikkatli. Tamam. Yok bir şey, küçük bir kaza. Bir şey iyi misin? Ha Cemal. İyi, iyi hadi o zaman giyin. Seni bir yere götüreceğim. Yok ya, ben hiçbir yere gelmiyorum. Yorgunum zaten, yatacağım. Hadi sen de nasıl geldiysen git. Uza, kapıyı da arkandan kapat. Asu. Asu. Ne? Babanı buldum. Cemal, benimle bir daha sakın dalga geçme. Duydun mu beni? Sakın dalga geçme, defol git bu evden. Ben ciddiyim. Bak, benim babam falan yok. Anlatabildim mi? Nasıl bir oyun oynuyorsun benimle bilmiyorum. Ama benim dengemi bozma. Öykü Demir, şimdi bir de baban mı çıktı? Git buradan. Adam çok hasta. Lan git dedim lan sana. Ölmek üzere adam. Bana ne lan, geberirse gebersin. Adam son bir kez seni görmek istiyor. Sen ne yapıyorsun ya bana? Ha? Bana ne yapıyorsun sen ya? Ya ne babası ya? Sana kim dedi lan git benim babamı bulacağım? Burcu senindir, görmediğim adamı niye buluyorsun? Yeter lan! Yeter lan! Biliyorum babanın aşkından ölmediğini. Başlatma babanın ızdırabından ha! O zaman
Ne istiyorsun benden? Adam çok zengin, çok. Ne? Duydun işte. Adam çok zengin. Ama öyle böyle değil. Ve neyi var, neyi yoksa sana bırakmak istiyor. İşte böyle. Alıcılar yabancı uyruklu. Siz paketi götüreceksiniz, o kadar. Yani kargo hizmeti. Malın detayları burada yazıyor. İyice bir okuyun. Vallahi çok güzel iş abi. Kılçıksız işte, mis gibi iş. Şipşak. Ha? El yazması. Ha, orası sizi ırgalamaz. Ben size avans da vereyim. İşin adını koyalım. Oh, yok artık. Yani avans böyleyse ben işi düşünemiyorum abi. Bu ne eli bolluk Korkmaz abi? Daha geçen avansı geri ödemedik. İstemiyorsan bırak aslanım. Yok be abi sen, yani yok Demir, yani avansı şimdi böyle görünce şaşırdı abi, sen gerilme ya, şey yapma. Denilen saatte denilen yerde olun. Bu iş bitsin bu defa. Adres dosyada yazıyor. Ben size bir de arabayı aradım. Onunla gidip geleceksiniz. Tamam, tamam, çok güzel abi. Biz o zaman geliriz akşam, arabayı alırız. Oradan da işe çıkarız ha. Hadi bakalım. İşiniz rast gitsin bu defa. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Oğlum güzel iş ha. Şipşak, yarım saatte gideceğiz, geleceğiz, bitecek mevzu. Oğlum ne oldu yine? Senin neyin var ya? Allah Allah. İçeride de herife bir triplendin. Ayıp oldu lan adama. Uğur, bak benim içim hiç rahat tamam, değil. Tamam, senin için hiç rahat değil. Ben biliyorum. Biliyorum, bu klasik zaten. Başka bir şey söyle ya. Allah Allah. Efendi teyzeler gibisin oğlum ya. Oğlum son iş. Öbürünü yapamadık. Şunu yapacağız. Bitecek diyorum. Niye anlamıyorsun ya? Keyiften yapmıyoruz ya oğlum. Bak şimdi sen şu şeyi ara. Candan'ı ara. Tamam mı? Akşam öyküyü bırakalım. İşimize bakalım. Hadi. Efendim Demir Bey. Candan Hanım merhaba. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Siz? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Şey, yani benim sizden bir ricam olacak da. Tabii, buyurun. Akşam yine işim var da, hani öyküyü yine size teslim edebilir miyim diyecektim. Candan Hanım. Demir Bey, benim bu akşam bir işim var. Ha, öyle mi? Hı hı, kusura bakmayın. Yok canım, estağfurullah. Yani siz kusura bakmayın, rahatsız ettim. Estağfurullah, hoşça kalın. İyi günler. Ne oldu lan? İşi varmış. Hayda. İyi tamam oğlum, sorun yok. Anama bırakırız. Bu kadar basit. Hadi ben kaçtım. Nereye lan? Ya sana ne ya? Sana ne? Habire soru soruyorsun. Sana ne? Ulan insan gibi soru soruyoruz sana be. Neyin var diye. İki gündür bir şeyim var, anlatmıyorsun. Allah Allah. Düşmanım mıyım lan ben senin? Anlatmasan anlatma be. Hayret bir şey ya. Uğur. Ya bırak abi, ne Uğur ya? Cemal'i gördüm Candan'ın yanında. Ne? Cemal'i gördüm Candan'ın yanında. Dün Candan'a gitmiştim kliniğe. Bayağı Cemal geldi yanımıza. Tanışıyorlarmış. Oturduk. Hiç sanki birbirimizi tanımıyormuşuz gibi oynadık. Kahve içtik falan. Oğlum ne diyorsun sen ya? Ne? Oğlum bu herif yakamızı bırakmayacak, ben sana söyleyeyim. Hadi bizi de. Şimdi kancayı Candan'a takmış. Bir şekilde tuzak kuracak işte kadına. Hayır, Candan'ı da anlamıyorum ki. Bir garip, soğuk. Oğlum şimdiye kadar niye anlatmıyorsun, şimdi söylüyorsun o zaman bunu? Ne yapacağız peki şimdi? Ne bileyim oğlum işte. Bir şekilde peşine düşelim yani. Bu herif bir şeyler planlıyor.
Hayır, Candan'a da zarar vermesine izin veremem. Of, aman neyse ya. Şu şey, işe konsantre olun. Şimdi ben öyküyü getiriyorum. Sonra aynen çıkıyoruz. Aynen aynen kardeşim. Şimdi dur, işi halledelim. Ama sen sıkma canını, tamam mı? Hallederiz tamam, kardeşim. Tamam, sıkma canını. Kaçtım ben. Tamam. E oğlum bir bana bak. Dur lan beraber yürüyelim bari. Ben de oradan ayrılacağım zaten. Kafamı bıraktım ben de ya. Sayı değeriyle basamak değerinin farkını geçen hafta öğrenmiştik zaten. Buna göre 369 sayısının basamak değerleriyle sayı değerleri toplamı kaçtır? Kim gelmek ister? Ben. Öykücüğüm gel bakalım. Öğretmenim, birler basamağındaki 9'un sayı değeri 9'dur. Evet. Onlar basamağındaki 6'nın basamak değeri 60'tır. Aferin Öykücüğüm, buraya kadar harikasın. Yüzler basamağındaki 3'ün basamak değeri 300'dür. Evet. Halil, Şişhane, Taksim, Osman Bey, Şişli, Bayrantepe, Levent, 4. Levent, Sanayi. Kızım. Sen neden derse değilsin bakalım? Öğretmenim, ben tuvalete gidiyordum, geri geleceğim derse. Hadi bakalım, oyalanma. Doğru derse. Tamam öğretmenim. Geçecek öykü, geçecek öykü, geçecek öykü. Geçecek, geçecek, geçecek. Geçecek öykü, geçecek. Geçecek öykü, geçecek. Hiçbir şey yok, geçecek. Hiçbir şey yok öykü. Geçti, geçecek. Öykücü? Öğretmenim? Tuvalete diye gittin, gelmedin. Merak ettim, iyi misin canım? İyiyim, iyiyim öğretmenim. Birazcık karnım ağrıyordu. Sonra tuvaletimi yaptım, geçti. Tamam, revire gidelim ister misin? Yok, ben zaten iyiyim, geçtim. Hiç gerek yok. İyi. Al bakalım. Koş sınıfa. Ben hepsinin üzerine nasıl kullanılacağını teker teker yazdım. Buyurun. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Size de. Geçmiş olsun. Geçecek, geçecek.
Daha iyi misin? Cemal. Eğer bana anlattıkların doğru değilse, eğer benimle oyun oynuyorsan... Ne yaparsın? Seni öldürürüm. Asu, bak dün gittim diyorum sana, adamla konuştuk. Ya adamın 2 aylık ömrü kalmış. Adam malı mülkü satmış. Huzur evinde yaşıyor. Adam ölmeyi bekliyor, ölmeyi. Niye beni bulmamış o zaman? Ya varamış ama ulaşamamış. E malum anandan da haber alamamış. Ya bu yaştan sonra hem çoluk çocuk hem baba sahibi olduk desene. Farkında mısın? Hayatın kurtuldu. O herifin parasını alacağım kim söyledi? Bu parası. Sen bütün intikamını niye kendinden alıyorsun? Ha? Şu haline bak. Ya şu evin haline bak. Bir gün bir sokağın köşesinde ya da bu evde gebelip gideceksin. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kimsenin umurunda bile olmayacak. Ne o babanın... Ne de mezardaki ananın umrunda mı olacak sanıyorsun senin bu gururlarların falan, ha? Asu, bak. Bu hayatta seni tek umursayan adam benim. Onun için bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksın. O adamın neyi var, neyi yoksa hepsini alacaksın. Baba. Heh. Ben şimdi gerçekten Hadi'nin yanında mı kalacağım? Evet dedim ya. Yaşasın. O bana masal okur, saçlarımı tarar, örer. Evet bunların hepsini yapar ama önce gitmemiz gerekiyor kadına, değil mi? O zaman senin de hazırlanman gerekiyor. Bu ne? Bilmem. Ne ki o? Açayım mı? Aç. Bu ne? Ne çok soru sordun Öykü. Açsana. Yan. Diğerinde. Ver. Kaldır altını. Bak oradaki ne var? Güneşin sarısı. Başımın etini yemiştin ya hani. Hadi giyin sen bir an önce. Hazırlan şu üstünü başını çıkar da gidelim. Tamam. Hop. Bu ne? Vitamin. İyi de niçin içiyorum? Hasta olma diye. Soğuklar başladı. Sonra hasta olacaksın, başıma kalacaksın diye. İç bakayım şunu.
Çiğneme çiğneme yut. İç suyu. Sonra saati gelince başka vitamin de vereceğim. İçtin mi? Aç bakayım. Hadi 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 çabuk çabuk. Baba. Hı. Siz nereye gideceksiniz Uğur abimle? Biz işte şeye, bu tarlayla ilgili avukatla buluşmaya. Gece gece. Ya avukat Uğur abinin arkadaşıymış. Yani hani böyle aramızda buluşalım bir konuşalım dedik. Yanlış bir şey yapmayalım çünkü. Sen parayı almadın mı? Bunları nasıl aldın o zaman? Aldım da daha usulen imzaları falan bitirmedik yani. Bir kısmını aldık. Bir bitsin önce de o yüzden şey yapıyoruz yani. Hadi hadi çabuk toparla onu hadi. Baba. Ha. Söz vermiştin unutma. Kötü bir şey yapmak yok. Hadi hadi çabuk çabuk. Bak hacinden bekliyor bizi hadi. Al şunları da koy. Tamam. Emir hadi be oğlum nerede kaldın ya? Allah Allah. Uğur. Oğlum akşam olacak. Nereye gidiyorsunuz bu saatte? Bir yere değil anacığım biraz gezeceğiz ya. Nerede? Ne nerede anacığım? Nerede gezeceksiniz bu saatten sonra? Yani sahilde falan biraz hava alalım anacığım. Beynimize bir oksijen gitsin ya. Evladım işler nasıl? Hala götürmedin beni dükkana. Evet. Ah geldi Demir geldi anacığım. Geldi Demir. Heh. Neredesiniz oğlum ya? Araba hazır mı? Hazır hazır. Dur bir hacı anama selam vereyim. Yok yok selam verme. Anam bugün ekstra meraklı. Şimdi elini verirsin kolunu kaptırırsın yemin ediyorum. Şey Öykü tamam mı? Tamam baba. Ha, hacinden üzme. Tamam üzme. Hadi. Hadi. Görüşürüz baba. Hadi. Hacı ama. Babam nerede? Elinin. Daha önce söylemedim mi ya? Aa. Öldü mü yani? Yok. Hayatta. Nerede? Niye bizimle değil? İstemiyor çünkü bizi kızım. Söyledim ya daha önce. Aa. Niye? Kes be. Yemeğini hadi. Başlatmışım babandan. Nasıl? İyi misin? Değilim. Oğlum doğru gidiyoruz değil mi? Aynen oğlum aynen. Ya şu ileriden işte sağa gireceğiz orası zaten herhalde. İleriden daha ileriden sağa. Daha mı ileriden? Aynen. Bak şuradan sağa gireceğim. Şu ileriden. Ha. Oğlum dur. Şuradan bir içecek bir şeyler alacağım. Su falan dilim damağım kurudu ha. Aynen aynen bana da al ya. Benim de kurudu vallahi heyecandan herhalde. Ha, cüzdan nerede? Aman çantadaydı. Hadi çabuk ol ha. Tamam.
Kışı gözü kara olursa olsun, yanında bir beni mutlaka olsun. Gözleri tatlı, endamı şanlı biraz da. Beyefendi, burada bekleme yapamazsınız. Bekleme yok, bekleme yok. Beklemiyoruz komiserim biz. Arkadaşım su almaya girdi, hemen çıkacak gideceğiz. Bekleme yok. Ha, memur bey, memur bey, çıkıyorum, çıkıyorum. Kusura bakmayın, su almıştık da. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oğlum sen neredesin ya? Geldim işte. Ya geldin, hani adamları gördüm, aklım gitti oğlum polisi görünce. Dayanmıyor artık kalbim polis falan görmeye ya. Bitti mi o? Gidiyorum. Gidelim hadi. Ara. İyi geceler. Bir ihbarda bulunacaktım. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili. Plakayı söylüyorum. Meyve getirdim sana. Önce elmanı ye, sonra sana mandalina söyleyeyim. Olur Acun'la. Keyfin yerinde mi bakalım kara kuzum? Çok. Oh, oh maşallah. Geçen gün ne ağladın ne ağladın. Vallahi ciğerim söküldü sen ağlarken. Ama şimdi iyisiniz değil mi babamla? Çok iyiyiz Acun'cığım. Ama maşallah, maşallah. Ama sen de üzme emi babanı. Üzmem Acun'la, ben babamı asla üzmem. Aferin çocuğum. Ne demişler? Babanın gölgesi yeter insana, gölgesi. Ya. Gerçekten de öyle. Nerede oğlum? Dur buralarda bir yer, bir saniye dur. Hani? Evet abi, şurası. Burası mı? Devam et, devam et. Yanaş buraya sağa. Yanaş şurası, bak burası. Burası, burası, burası. Aynen. Aynen burası. Evet, hadi. 34 bebek. Oğlum ne oluyor lan? Bebeğim ne oluyor oğlum? Bunlar niye geldi? Panik yapma, panik yapma. Lan neyi panik yapma oğlum? Ne panik oldu şimdi? Panik yapma, geliyor, geliyor, geliyor. Lan de. Lan sus. İlet, ruhsat ver. İyi akşamlar. Ver, ver, ver. Çabuk, çabuk. Tabii, tabii, tabii. Şöyle. İn aşağı. Sen de in, sen de in. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Ellerini kaldır, yatsan arabaya. Yatsan, yatsan. Eller arabanın üstüne, eller arabanın üstüne. Ayaklar aç, 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 bacaklar aç. Kartımızda ihbar var. Cemal, bana biraz zaman ver. Kardeşim, hakkını helal et. Amirim.
Bu ne? Kızımın okul kitapları memur bey. Nereye gidiyorsunuz siz? Biz işte arkadaşı evine bırakacaktım, ben de eve geçecektim. Gidebilir miyiz? Gidebilirsiniz. Ver çantayı da. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vur! Gir! Oğlum! Ne oluyor oğlum? Ben hiçbir şey anlamadım lan. Ne oldu? Oğlum kitap nerede? Tuzaktı kardeşim, tuzaktı. Oğlum ne tuzağı? Ne oluyor? Allah aşkına söyle ya. Ne kim tu... Aa! Korkmaz mı lan? Korkmaz mı tuzağa düşürdü bizi? Sadece korkmaz değil. E başka kim? Cemal, Cemal. Cemal mi? Ya. Oğlum Cemal ne alaka? Ne oluyor? Demir Allah aşkına anlat. Kitap yok oğlum ya. Şu mola verdiğimiz yer vardı ya. Hoş geldin Demir kardeş. Şunları poşete koysana. Çok vaktim yok. Konuştuğumuz gibi ha. Tamam kardeşim, merak etme. Çabuk 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 çabuk. Ya oğlum sen... Allah Allah! Ya Cemal Korkmaz ne alaka oğlum? Ne oluyor ya? Ya sen peki nasıl anladın bu durumu? Ben anlamadım ki. Anlatayım kardeşim, onu da anlatayım. Cemal Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ben yatırım danışmanıyım. Yatırım danışmanı? Durun size bir kartımı vereyim. Detayları burada yazıyor. Ya ikisi birden bizi indirmeye çalışmış. Vay vay oğlum nasıl? Yani baya baya direkten döndük lan. Yani yoksa sen şimdi kızına kavuşamayacaktın ben de anama ya. Ha? Vallahi kavuşamayacaktım. Vay arkadaş ya. Oğlum. Ya kardeşim vallahi helal olsun lan sana. Ya sen... Oğlum senin lisede nasıl attılar lan okuldan? Sen ne yaptın oğlum az önce ya? Ya vallahi helal olsun oğlum sana ya. Tamam oğlum, tamam ya. Ben şimdi ne yapacağımı biliyorum. Daha ne yapacağız oğlum? Görürsün bak. Kitap da bizde artık kardeşim. Okutacağız onu da. Vay be. Helal olsun kardeşim sana ya. Gerçekten helal olsun. Ne demişler işte, boynuz kulağa geçer, ha? Bak başladı yine deyimler atış üzerine. Vay be. Çok teşekkür ederim. Sizin gelmenize gerek yok, bundan sonrasını biz hallederiz. Peki, bir şeye ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Sağ ol. Seni bekliyorum, tamam mı? Merak etme. Eğer girmek istemiyorsan... Thank you.
Otursana. Gelmenize gerek yok. Bundan sonrasını biz hallederiz. Peki. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Sağ ol. Ben burada seni bekliyorum, tamam mı? Merak etme. Eğer girmek istemiyorsan... Sana. Nasıl? Düşündüğün gibi miyim? Ben seni hiç düşünmedim ki. Merak da mı etmedin hiç? Zengin misin sen? Öyle duydum. Bütün paranı da bana bırakacak mısın? Doğru mu? Doğru. Niye? Ben ölüyorum. Çok hastayım. Çok fazla zamanım kalmadı. Sana yaptıklarımı telafi etmek için bütün mirasımı, bütün paramı sana bırakacağım. Beni affetmene yetmez biliyorum ama... Tam olarak ne kadar bir paradan bahsediyoruz yani? Seni dinlediğime değiyor mu? Onu anlamaya çalışıyorum da. 2 milyon. Doğru duydun. Buraya gelmeden önce bütün gayrimenkullerimi sattım. Şu anda bankadaki nakit param bu. Sabah hemen avukata gidip bu işi halledebiliriz. Okey. Ama tek bir şartım var. Neymiş şartın? Kızını yanına alacaksın. Ona sen bakacaksın. Kızın 18 yaşına gelince bu para onun hesabına aktarılacak. Sen neden bahsediyorsun ya? Ne şartı, ne kızı, ne 18'i? Asu, kızını da onun senin yanında olmadığını da biliyorum.
Benim sana yaptığım hatayı yapmamak için onun yanına alacaksın ve ona sen bakacaksın. Bütün hayatım boyunca vicdan azabı yaşamamak için yapman gereken şey bu. Bu yüzden bu şartı koyuyorum. Sen kim oluyorsun da bana şart koşuyorsun ha? Sakin ol Asu. Bak, ne yap biliyor musun? O paranı al, bir tarafına olur mu? İnşallah bir an önce de geberip gidersin. Asu, ne oldu? Sen de çık hayatımdan Cemal. Duydun mu beni? Defol. Asu. Asu. Asu dursana. Biliyordun değil mi? Heh? Çocuğu alet edeceğini biliyordun değil mi? Belki de beraber planladınız. Heh? Senin tek derdin Cemal. Öykü alıp Demir'i mahvetmek. Başka hiçbir hat düşündüğün yok senin. Asu dur bir konuşalım ya. Çekil. Al bakalım Korkmaz Efendi. Oyun bitti. Ne diyorsun oğlum sen? Her yaptığın işte polisin kucağına düşüyoruz. Niye acaba? İlla bir kasıt aramayalım Demir. Arada aksilikler olur. Lan bırak. Sen de benden iyi olduğunu biliyoruz. Bana bak. Bizden uzak duracaksın. Anladın mı? Yoksa? Yoksa o pis işlerini polise okuturum. Anladın mı? Demir. Anladın mı lan? Kitap da bizde kalacak. Yaptığım bu tazminatı olarak. Sen yoluna biz yolumuza. Aksi takdirde içeride zar attırırsın. Onursal başkan dedik sana o kadar. Yazıklar olsun Korkmaz abi ya. Sen ne yaptın lan? Oğlum anasını ağlattın lan içerini. Ben de gaza geldim peşimden yürüdüm. Oğlum kapak ettin lan Korkmaz'ı. Dur dur daha kapaklar bitmedi sen dur. Ay arkadaş ya. Alo. Senin teslimat işi yattı be kardeş. Müşteri vazgeçmiş. Ne diyorsun lan sen? Sen biliyorsun benim ne demek istediğimi. Ha sen şimdi haber bekliyorsundur ben arayayım dedim bizzat. Benim sesimi duy istedim. Ne oldu lan planın suya mı düştü ha? Bana bak o candandan da uzak duracaksın. Bundan sonra ensendeyiz haberin olsun. Oğlum alayına atar alayına gider oğlum helal olsun lan. Lan var ya yemin ediyorum öperim o eli. Ya dur lan öperim lan. Vallahi billahi. Ya dur cıvılma oğlum, be. Oğlum ben bu eli öperim başımın üstüne koyarım. Ya oğlum, bırak öpeceğim ya öpeceğim. Lan, tamam hadi çabuk. Kardeşim benim ya oğlum sen var ya yemin ediyorum. Oğlum de sen ne yaptın lan? Ha bana bak ben sabah öyküyü okula bıraktığımda sen de git kitabı okut. Ya tamam oğlum ben de o istiyorum ya. Uğur. Ha? Oğlum senin dükkanı da kurtardı ki. Oğlum sen ne diyorsun ya? Şu anamın parası çıktı ya. Yemin ediyorum yani üzerimden bir yük kalktı ya. Oğlum sen ne yaptın ya? Ya kardeşim benim ya. Bu var ya bu adam, adam. Dur oğlum. Oğlum sen var ya yemin ediyorum. Bak adam bu adam. Tanıştırayım ya, şimdi. Ya tamam biz. Ne yiyorsun oğlum? Bırak. Ya Kur'an çarpsın oğlum ya. Helal olsun oğlum sana ya. Vallahi billahi anama anlatacağım ya. Anacığım bu var ya. Anne, bu, oğlum, yemin ediyorum. Bağırma çocuk uyuyor. Tamam ya. Bu var ya adam ya. Vallahi billahi adam ya bu ya. Ya öpeceğim oğlum seni ya. Adam, 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 adam. Yemeğini, meyvesini hep yedi. Sonra da burada uyuyakaldı. Ben de ellemedim. Sağ ol Hacı Anacığım. Gidelim biz şimdi. Oğlum bu halde mi götüreceksin çocuğu? Yarın gelir sabah alırsın.
Yok, gideriz biz. Olmaz. Olmaz, nereye gidiyorsun kafana göre giderim falan. Ben yeğenimi kucakta falan taşıtmam. Gelsin taksi götürsün oğlum. Paramız var oğlum. Gelsin taksi. Ne taksisi oğlum? Normal taksi, sarı taksi. Bildiğimiz taksi oğlum. Ne demek ne taksisi ya? Allah Allah. Baba. Geldin mi? Geldim. Ne zaman geleceğiz? Birazdan. Hadi sen uyu. Alo. Merhaba abi, ne haber? İyi iyi. Bizim eve. Aynen, gün doğdu. İki numara, aynen abi, aynen. Acil ama yolla, sana zahmet. Bak yeğenim uyuyor, tamam mı? Kardeşim ayakta bekliyor. Sana zahmet, çok bekletmeyelim onları, hadi. Eyvallah abim benim, hadi bay bay, bay bay. Geliyor, geliyor taksi. Ya bu, oğlum sen var ya. Yemin ediyorum şey yapamıyorum kendim. Sus be, o tamam mı oğlum ya? Can, buradayım. Can, gitmeden ne olur? Buradayım, buradayım, buradayım. Bir yere gittiğim yok. Ne olur gitme, tamam mı? Buradayım. Ne gördün? Hatırlamıyorum. Ben sana demedim mi yatakta çikolata, mikolata, bisküvi yemek yok diye? Demedim mi? Demedim. Tamam diyorum o zaman. Bak yatakta kırıntı kaldığı zaman gece şeytan gelirmiş. Hı? Kabus görürsün yani.
Bir daha yatakta yemek yemek yok. Gel bugün. Ateşle usta peynirlerden de 2-3 tane. Tabii ki efendim. Ha? Çikolata da vereyim mi? Ver, 2 tane de ondan. Meyve suyu koydun değil mi? Tabii ki. Baba. Bir tane daha meyve suyu alsak mı? Kim için? Mert'in için. O bana hep alıyor da. Bir meyve suyu daha. Buyurun. Ne kadar? 17 TL. Kalsın üstü kalsın, helal olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ha, bana bak. Öyle artık simitle geçiştirme falan yapmayacağız ha. Bu öyle besleniyorsun, sonra kötü kötü rüyalar görüyorsun. Bundan sonra sağlıklı besleneceksin. Sebze, meyve, tamam mı? Tamam. Sen mi pişireceksin? Evet, pişiririm. Hacı anam öğretir bana, ne olmuş? O zaman sen şimdiden öğrenmeye başla bence. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Bücürük? Hadi fırla. Baba. Ha. Çıkışta Canan ablaya gidelim mi? Onu çok özledim. Bakarız. Hadi. Ben çantayı vermeden nereye fırla diyorsan bana bak, yabancılarla konuşma. Dersini iyi dinle, başka? Tek başına okuldan çıkma. Ha, tamam. Görüşürüz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Zil çaldı, boş ver ya. Geç kalırsan kal. Bak herkes gidiyor. Tane tane bas. Tamam baba. Yavaş. Tamam. Ha? Alo. Kardeşim, işlem tamam. Nasıl ya bu saatte? Herhalde oğlum sen... Kardeşin ne sandın lan? Hadi gel. Bizim çay bahçesindeyim. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Tost ısmarlayayım. Ne istiyorsan onu ısmarlayayım. Gel oğlum işte hadi ya. İyi tamam, geliyorum. Hadi. Ayki, bugün kimden atlanacaksın boyalara? Kızlar, kimse Öykü'nün yanına oturmasın resim dersinde. Vallahi boyalarınız biter, benden söylemesin. Vallahi seninkinden bile güzel İlayda. Günaydın Ayşe. Günaydın Mersan'ca. Çok güzelmiş sulu boyan. Teşekkür ederim. Yeni aldım. Babam aldı da bana. Güle güle kullan. Sağ ol. Ha bak Mert'cim. Bak. O ne ya? Bugün babam bize aldı. Bak çikolata var. Meyve suyu var. İki tane simit var. Çok öyle telefonla yeriz değil mi? Yeriz. Kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Serkan. Demir kardeşime şöyle ince belli bardakta, bol demli, kralından bir çay. Bir de böyle 3 kaşarlı, şöyle babacan bir tost, portakal suyu. Vallahi. Yok. Tamam, şöyle hadi. Ne yaptın? Al kardeş. Ya oğlum sen mal mısın bunu masanın üstüne koymuş ya? Ne yapsaydım oğlum? Kasayla mı getirseydim, ne yapsaydım Allah Allah. Kime okuttun? Ya geçen sene hani bizim şu iş yaptığımız bir sanat tarihi uzmanı herif vardı ya, hatırladın mı? Böyle top sakallı. Şu gözlüklü olan. Heh, gözlüklü olan. Oğlum herif malı gördü. Ya kitabı. Yemin ediyorum aklı gitti lan herifin. Çok kıymetliymiş oğlum bu kitap.
Ya iyi işte. Kıymet bilen birine gitmiş oldu. Aynen aynen. Şunu koy. Sağ ol. Bir şey diyeceğim sana. Yemin ediyorum şu anamın parasını da kurtardık ya. Kur'an çarpsın böyle omuzlarından yük kalktı lan. Vicdan azabı ne kötü bir şeymiş ya. Öyleymiş vallahi. Bir şey diyeceğim, şu yiyelim içelim de işlerimiz var. Ne işimiz var oğlum? Ev bakacağız. Ne? Vallahi mı? Oğlum bizim oradan bakalım. Bak bizim orada şey var. Bizim Semiha abla, bizim Semiha abla var. Hatırladın mı annemin arkadaşı Semiha? Topal Semiha'yı aksak hani böyle şöyle yürüyor. Hatırladın mı Semiha? Oğlum onun evi var lan, kiralık. Orayı tutalım işte. Hem Bücürük'le anam da yan yana olurlar, yakın olurlar birbirlerine. Ya tamam tamam, olur da yalnız her şeyi bugün halledelim. Çünkü sürpriz yapacağım. Tamam oğlum. Oğlum ya böyle her şey bir yoluna girdi lan sanki ya. Çok iyi değil mi oğlum? Sağ ol Serkan. Tamam, geçti. İşte bu kadar. Teşekkür ederiz Candan Hanım. Elinize sağlık. Ben bu güzelliği bırakamayacağım galiba. Sahiplenmek istiyorum. Keşke bütün insanlar sizin gibi olsa. Borcunuz ne kadar? Borcunuz yok. Sokak hayvanlarına ücretsiz bakıyoruz. Çok iyi bir insansınız gerçekten. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim gibi solüsyonu her gün gözüne uygulayın. Hı hı. Haftaya tekrar göreceğim. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık canım. Rica ederim. Aylin. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyi, iyi. Geç otur. Bir kahve falan bir şey alır mısın? Yok canım ya, sağ ol. Yani o kadar çok işim ve o kadar az vaktim var ki inanamazsın. Aslında ben cevabını sormak için geldim. Telefonda sormak istemedim. Ya seni de böyle sıkıştırıyormuş gibi olmak istemiyorum ama düşünebildin mi? Düşündüm. Peki karar verebildin mi? Düşündüm ve teklifini kabul etmeye karar verdim. Candan, çok sevindim. Ya bu gerçekten benim için harika bir haber. Ne zaman yola çıkıyoruz peki? Bahçe falan süper ya. Ha? Nasıl buldun kardeşim? Oğlum fena değil. Vallahi Semiha teyze çok güzel bakmışsın eve ya. Ne güzel. Öyle öyle boyattım, temizlettim. Öyle kiraya veriyorum. Allah süper ya. Uğur, bak Bücürüğün odası çıktı işte. Evet oğlum, burada onun odası olur. Ne sevindi be. Tabii eşya alacağız artık da. Sizin eşyanız yok mu yavrum? Yok ablacığım ya. Satın alacağız. Ne yapalım? Gelin o zaman bir de mutfağa bakalım. Bakalım, bakalım tabii. Bir tane daha oda var. Evet, çok iyi ya. Bu fırınla buzdolabını bırakıyorum o zaman. Eski kiracıdan kaldı. Bizim gelin yine eşya değiştiriyor. Onun koltuklarını da alırız. Kullanırsınız. Canınızı üzmeyin. Nasıl? Anlamadım. Ya bunlar kalacak mı? Kalacak. Gerçekten mi? Evet. Allah razı olsun vallahi. Sizden de razı olsun. Tamam. Güle güle oturun. Tutuyoruz o zaman. Semiha teyze sen var ya. Cüzdanımda milyon var. Kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder. Hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler. Bir yastıkta hep beraber. Kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Cemal, sen beni beklemekten bıkmadın mı hala? 8 sene bıkmadım. 2-3 günde de bıkmam herhalde.
Paso.